Şekilde kutu olarak gösterilen bir merceğe gelen I ışıkın şekildeki yolu izleyerek I ışını olarak mercekten çıkıyor. Buna göre merceğin cinsi ve odak noktasının konumuz için ne söyleyebilir demiş. Arkadaşlar cinsini şöyle beliriyoruz. Asal eksene yaklaştırarak mı kırıyor yoksa uzaklaştırarak mı kırıyor diye beliriyoruz. Eğer yaklaştırıyorsa yakınsak uzaklaştırıyorsa ıraksak mercek. Bakın normal düz kesikli çizgiyle gideceği yerde ne yapmış? Uzaklaşmış. Yani Asa eksenini uzaklaştırdığına göre demek ki bu ıraksak mercekmiş. Yani kalın kenarlı mercek olmuş. Yakınsakları sakları eleyelim o zaman. Geldik şimdi odak noktasının konum odaktan geçecek şekilde gelen paralelgiler. Demek ki, odak noktası bunun K noktasıymış diyebiliriz. Bu anlamda cevabımız arkadaşlar deniz olacakmış deriz. Renk kuramına göre ışığın ve boyanın renklerinden her bir üç farklı rengin değişik oranlarda birleşme ve karışımı açıklanır. Bunun karşılığında hangisi ışığın rengini açıklamakta kullanılan üç renkten biridir demiş. Arkadaşlar basitçe şöyle hızlı bir şekilde anlatalım isterseniz. Şöyle bir kesişim noktalarını alalım. Şuradan şöyle yapalım. Bir tane de şuradan hemen ışık ve boyayı bunlar üzerinden söyleyelim. Tamam, önce ışık için konuşalım. Işıkta arkadaşlar kırmızı, yeşil ve mavi. Bunlar üç ana renkler olmuş oluyor. Bakın bunların birleşiminden mesela kırmızı yeşil birleşimi sarıyı veriyor. Kırmızı ile mavi magentayı veriyor. Yeşil ile mavinin birleşimi ise siyanı veriyor. Onu niye anlattım? Şunun için. Boya renklerine geldiğimizde oradaki ara renkler burada ana renkler olmuş oluyor. Kimler ara renk orada? Bakın sarı ara renk. Sonra siyan ana renk. Bir de magenta ara renk olmuş oluyor. Dolayısıyla oradaki ara renkler boyada ana renkler olmuş oluyor. Böyle aklımızda tutabiliriz dolayısıyla. Tamam arkadaşlar bu anlamda bakarsak dolayısıyla bize ışık sorduğu için sol taraftakine bakacağız. Işık renklerimiz kırmızı, yeşil ya da maviden biri olacakmış. Tabii ki bir tanesini verecek bize. O anlamda cevabımız bursa olurmuş deriz. I ışık ışını düşe şekilde gidip olan KLM saydam ortamlardan geçerek P noktasına ulaşıyor. KLM ortamdan ışığı kırma indisleri sırasıyla NK, NL, NM olduğuna göre bunların arasındaki ilişki içindemiş yargılarım hangileri doğru olabilir diyor. Bakalım arkadaşlar başlayalım birinciden. L büyük K ile M eşit olabilir mi? İsterseniz hemen değer verelim. Görmesi kolay olsun. 1-1 diyelim şöyle. Şimdi az yoldan çok yöne geçerken normal yaklaşar kırılır. O zaman köşegen gitmek yerine bir miktar yaklaştıralım isterseniz. Buradan buraya da bakın K ile M eşit olduğu için normalde hani böyle gitmesi gerekir mi diye sormuş oluyor. Ama K ile M eşit olduğu için Paralel ortamlardaki aradaki ortamı kaldırıp atarsak yokmuş gibi düşünebiliriz daha doğrusu. Eşit olduğu için köşegen geliyorsa buradan da köşegen gitmesi gerekirdi. O yüzden demek ki bu ihtimalle eledik olamayacakmış deriz bu anlamda. Dolayısıyla bunu attık. Gelelim ikinciyle devam edelim. İkinci de L büyük K büyük M olabilir mi diyor. 3 diyelim K'ya 2 diyelim M'ye de 1 diyelim bakalım. 2'den 3'e geçerken az yoldan çok yöne geçiyor. O zaman düz gitmek yerine şöyle köşegen normale bir miktar yaklaştıralım. Sonrasında da ne yapıyor L'den M 3'ten 1'e geçiyor çok normalden uzaklaşmış böyle bir izler gibi geliyor bir de şuna bakalım K'dan M'ye geçeceğini düşünelim arkadaşlar Çünkü ortamlar birbirine paralelse aradaki ortamı yokmuş gibi düşünebiliyorduk K'dan M'ye ne yapıyor çoktan aza geçiyor Evet köşegen gelmiş ve daha öteden gitmiş yani K'dan M'ye geçer gibi düşünürsek köşegen gelen böyle gitmiş Evet 2'den 1'e geldiği için normalden uzaklaşarak kırılması gerekirdi Dolayısıyla böyle bir şey olabilir o yüzden bunu almak lazım onu da bir test etmek gerekir mutlaka şimdi de üçüncüsüne bakalım isterseniz üçüncüde ne diyor Üçüncüde de MLK diyor. Hadi değer verelim. M en büyük olacakmış. Sonra L sonra da K olacakmış. Şimdi az yoldan çok yona geçecek. 1'den 2'ye normal yaklaşarak kırılması lazım. Şöyle gidecek. Sonra 2'den 3'e geçiyor. daha da normal yaklaşacak. O zaman şuradan bir yerden geçmesi gerekiyor. Demek ki bu olamayacak. P'den gidemiyor çünkü. O yüzden cevabımız yalnız 2'den Bursa olurmuş deriz. Başlangıçta birbirine paralel olarak gönderilen 1 ve 2 ışınları kaleme ortamlarından geçerken şekildeki yolu izliyor. Buna göre ortamların indisleri en K-L-M ilişki nedir diye sormuş. Bakalım. Şimdi K'dan L'ye geçerken buraya dik gelmiş. Dik geldi. de aynen geçer. Dolayısıyla K ile L'yi kıyaslama şansımız yok burada. Şimdi L'den M'ye geçerken şuraya normalimizi çizersek dikkat ederseniz L'den M'ye normal yaklaşmış. O zaman az yoldan çok yoldan geçmeye çalışıyor. M ortamı daha büyükmüş. Kimden? L ortamından. Bir de şuraya bakalım. Bakın burada K ortamından M ortamına geçmeye çalışıyor. Burada tekrardan normalimizi çizersek bakın yine ne yapmış? Normale yaklaşarak kırılış. Yani düz gideceği yerde normale bir miktar yaklaşmış. O zaman az yoldan çok yöne geçmeye çalışıyor. Demek ki M ortamın L ortamından da büyükmüş ikilemde kaldık arkadaşlar. Genelde sorularda bunu yaptırıyor zaten ikilemde bırakıyor bizi. O zaman da hangisinde yolundan daha çok sapmış diye bakmak lazım. Şimdi M en büyük olduğu için M'yi biliyoruz. Mesela M'ye 3 diyelim. K ve L'ye birine birbirine 2 değeri vereceğiz ama kime vereceğiz ona bakalım şimdi. Şimdi L'den M'ye geçerken dikkat ederseniz 45 derece açıyla gelmiş. Buradan da K'dan M'ye geçerken de 45 derece açıyla gelmiş. Bakın şu açılar birbirine eşit olması bize yol gösterecek. Hangisinde yolundan çok sapmış ona bakalım. Normalde köşegen gitmesi gerekirdi. Bu kadar saptı. Burada köşegen gitmesi gerekirdi. Bakın şöyleyken daha az saptı. Yani L'den M'ye geçişte daha çok saptığı için indis farkı daha çok olmalı. O zaman L'ye gelip bir değeri veriyorum. K'ya gelip 2 değeri veriyorum. Çünkü M ile L arasında indis farkı 3'e 1, 2 iken M ile karşısında indiz farkı 3'e 2'den bir fark olmuş oldu. Daha az sapmasını sağlayacak o da bize. Bu anlamda o zaman M'nin kırıcık nisi en büyük olmuş oldu. Sonrasında K olacakmış sonrasında L olacakmış. Yani M, K, arayacağız. O da Ceyhan'da var arkadaşlar. <laughs> Asal eksenleri ve odak noktaları çakışık olan kabiliye küresel aynalar ile oluşturulan optik düzenek şekildekidir. Buna göre durumlarından hangileri kabiliye aynaları arasına yerleştiren X cismin aynalarda oluşan ilk görüntüler için ortaktır demiş. Arkadaşlar yukarıda dikkat edersek odak noktaları çakışık olan diyor. Yani odak noktaları aynı yerde olacakmış. Şimdi biz biliyoruz ki L noktasının odağı sonuçta aynanın sağında bir nokta. Yani şurada bir yerde olacakmış. Ya yani bunun biraz sağında solunda olabilir tabii ki. O zaman K'nın odak noktası da burada. Yani K'nın odadan şu aralıkta bir yerde olma ihtimali yok. Çakışık olduklarına göre aynı yerde olması lazım. O yüzden de L'nin de sağında bir noktada olması lazım. Bu odak ikisi için de geçerli tabii ki. Şimdi kaynasını düşünürsek odakla X cismi odakla ayna arasında olmuş oldu. Odakla ayna arasındaki cismin görüntüsü aynanın arkasında düz sanal ve cismin boyundan her zaman daha büyük olmuş oluyordu. Tümsek aynada ise görüntü her zaman aynanın arkasında düz sanal ve cismin boyundan daha küçük olmuş oluyor. Mevcut durum bu. Bakın. Şimdi ne demiş? Sanaldır demiş. Evet ikisindeki de sanal olmuş oldu. Doğru aynalığın arkasında çünkü. Boyu cismin boyundan büyüktür demiş. K'daki büyük ama L'deki tümsek aynadaki her zaman küçük olacağı için onu attık eledik. 3. X cismi ok yönde hareket ederken görüntünün boyutları büyür demiş. Arkadaşlar bunu ben şöyle anlatıyorum, şöyle gösteriyorum. Şimdi X cismi buradayken işte görüntüsü burada olmuş oldu. Birazdan diyorum bunu abartın, ayna üzerine kadar götürün. Ya cisim ayna üzerindeyse görüntü de ayna üzerinde eşit boyda olur. Yani düzlem ayna gibi davranır. Dolayısıyla yaklaşınca görüntünün boyu ne yapıyormuş? Artıyormuş ve aynaya yaklaşıyormuş diyebilirsiniz. Yorumlaması kolay oluyor. Tamam arkadaşlar. Aynı mantıkla x'e bakalım. Tabii x uzaklaşmış oluyor ama k'dan biz tersini yapalım. Yaklaştıralım isterseniz. Eğer yaklaştırırsak görüntü de abartalım tam yaklaştıralım. Aynı üzerine koyalım. O zaman görüntü de aynı üzerinde eşit boyda olacak. Demek ki yaklaşınca görüntü küçülerek boyu da küçülüyorsa o zaman uzaklaştırdığımızda görüntünün boyu da ne yapacakmış? Büyüyecekmiş ve uzaklaşacakmış diyebiliriz. Burada da büyür demiş. Dolayısıyla doğru söylemiş. İkisinde de büyümüş oldu. O yüzden cevabımız 1 ve 3'ten Edirne olurmuş deriz. Düşe kesti şekli gibi olan düzenekte o noktadan aynaya bakan bir gözlemci düzlem aynanın önüne konulan KLMNP çelik bilyelerinden hangilerinin görüntüsünü göremez demiş. Arkadaşlar çelik bir yol için bunların kendisi de arkadaşlarının gözükmesine engel olabilir. Yöntemimiz şuydu. Gözün aynada görüntüsünü alıyoruz. İki birim önünde iki birim arkasında gözün aynada görüntüsünü aldık. Tabi bunlardan görüş alanın içerisinde kalan bir herhangi birinin görüntüsü yok. O yüzden almaya gerek yok. Mesela P'nin görüntüsü burada bir yerde. N'nin görüntüsü arkada bir yerde. Yani bunlar engel olamayacak. Dolayısıyla O'dan bunlara ışın gönderdiğimizde. O yüzden almaya gerek yok görüntülerini. Şimdi bu O üstünden cisimlere ışınlar gönderelim. Bakın O'dan K'ya göndermeye başlarsak kime takıldı? L engeline takıldı. O zaman K'yı ya ne yapamayacak? Göremeyecek. Aslında bulmuş olduk bu haliyle. Dolayısıyla L'yi gördü buradan. Diğerlerini gönderelim hızlı bir şekilde isterseniz. Bakın M'yi giderken önünde engel yok aynayı kesiyor. N'ye giderken önünde engel yok aynayı kesti. P'ye giderken önünde engel yok aynayı kesti. Dolayısıyla onları görebilirmiş. Bize göremeyeni sorduğu için cevabımız kalacakmış. Yani Adana'ymış deriz. Noktasal karşı kayna ve saydam olmayan XY e topları bir perdenin önüne şekilde bir yerleştirdiğinde perdede bir gölge oluşuyor. Bu arada tek kaynak olduğu için sadece tam gölge oluşacaktır. Başka gölge oluşmaz. Yarı gölge oluşmayacak yani. Buna göre topların O, O üstü merkezleri KM doğrusu üzerinde kalacak mı? İçinde işlem hangileri yapılırsa perdede gölge alanı değişmeyebilir demiş. Şimdi arkadaşlar X ve Y'nin yarı çapının ya da K'ya olan uzaklarını bilmediğimiz için acaba gölgeyi belirleyici olan X mi Y mi ya da ikisinin de aynı boyutlarda gölgesi mi oluyor bilmiyoruz. Öyle değil mi? Yani mesela burada gönderdiğimiz ışık x'e gidip x'in ucundan y'nin ucuna denk geliyor olabilir. Yani x'in aynı yarı çapta gölge oluşuyor olabilir mesela. Ya da diğer türlü mesela x yarıçap olarak küçük olmasına rağmen ışını gönderdiğimizde x'ten dolayı gölgede veriyor olabilir. Yani orada y küçük kalıyor olabilir. Y mesela sağ bir miktar sola çekmek bir işe yaramayabilir bu anlamda. Ya da üçüncü bir ihtimalimiz var. O da şu. Buradan gönderdik. X belirleyici değil de Y belirleyici olabilir. Yani Y'nin yarıçapı büyük olabilir buradan. X'e değmediğini düşün. Y'den dolayı burada gölge oluşur olabilir. Biraz zorlama oldu ama olabilir sonuçta bilmiyoruz bunu. Şimdi bu mantıkla yaklaşmamız lazım soruya. X topunu Y topuna yaklaştır diyor. Eğer burada belirleyici olan Y ise X topunu sağa doğru yaklaştırmak uzan gölge yarı ne yapmayacak? Değiştirmeyecek. Değişmeyebilir demiş. Evet değişmeyebilir dolayısıyla. Bu mantıklı alırız. İkincisi y topun x'e yaklaştırma demiş. Şimdi eğer belirleyici olan burada x ise ve x'ten dolayı da bayağı bir büyük bir gölge oluşuyorsa y topunu x'e bir miktar yaklaştırmamız bir şey değiştirmeyecek. Sağ çekmemiz zaten hiç değiştirmez de sola çok çekersek bu sefer değiştirebilir. Ama bir miktar değiştirmek değiştirmeyebilir. Bize değiştirmeyebilir mi diye sorduğu için almak lazım o zaman. Üçüncü ihtimalimize bakarsak orada ne diyor? K ışık x topuna yaklaştırdığı bakın bunu yaklaştırdığım zaman ister gölgeyi belirleyici x ister y olmuş olsun. Ne yapacak? Mecburen yakından geldiği için büyüyecek. İsterse y belirliyorsun olsun fark etmez. Büyümüş olacak. o yüzden bu değiştirmiş oldu. Cevabımız 1 ya da 2 olabilirmiş. Yani denizliymiş diyeceğiz. Karanlık ortamdaki perde önüne bir top noktası karşı ışık kaynağı ve düzlem aynı şeklindeki bir yerleştirin de perdeki tam gölgenin alanı ST yarı gölgenin alanı S'ye oluyor. Düzlem ayna şekil konuma getirirse ST ve SY değişimi için ne sunabilir diye söylemiş. Bakalım arkadaşlar. Şimdi burada bakarsak K'dan topa ışın gönderdiğimizde şöyle olmuş oldu. Bir de düzlem aynadan dolayı ikinci bir ışık kaynağı varmış gibi davranacak. Çünkü gönderdiğimiz ışın düzlem aynada çarpıp geri yansıyacak. Tabi burada çarp geri yansıtmadan şöyle yapmak daha mantıklı. Düzlem aynada görüntüsünü alırsak bakın 3 birim arkasında burada bir K üstü varmış gibi düşünürsek buradan gönderdiğimiz ışından dolayı gölgesi oluşacak. Yani buradan bir ışın gönderdik daha küçük olmuş oldu tabii ki. Daha uzaktan geldiği için ortası tam gölge etrafı ise yarı gölge olmuş oldu. Yani şöyle bir desen elde etmiş olacağız mevcut durumda. Tabii iki de ne değişti ayna bir miktar sağa doğru kaymış. Bir birim daha sağa doğru kaymış daha doğrusu. Şimdi K'dan topa gönderdiğimizde bakın şu sınır değişmiyor. Bakın dış sınır değişiklik olmadı. Ama içerideki sınırda değişiklik olacak. Çünkü ayna sağa kaydı 2 birim arkasında olacak artık. Tabi hem aynadan dolayı hem de görüntüden dolayı kayınca iki birim birden kaymış oldu. K üstü iki birim sağ tarafa doğru kaymış gibi oldu. Çünkü kaynakla K üstü arasında altı birim vardı. Şimdi dört birim olmuş oldu bu mesafemiz. O yüzden daha yakından gönderdiğimiz için ne yapacak? Daha büyük olacak. Kime göre daha büyük olacak? Bir önceki şekle göre. Yani şuradaki siyah tam gölgenin ananı büyümüş olacak. Ya oradan, oradan çok da e, anlaşılmayabilir mi acaba diyebilirsiniz. Evet katılıyorum çok anlaşılmayabilir. Nereden anlayacaksınız? o kaosu daha yakına geldiği için gölgesi daha büyük olacakmış. Oradan söylemeniz lazım. Tamam arkadaşlar. Dolayısıyla tam gölge ne yaptı o zaman? Büyüdü. Tam gölge büyüdüyse yarı gölge otomatikman küçüldü. Çünkü dış sınırları değişmemişti. Dış sınırı belirleyen K çünkü orada. Birinci kaynağımız dış sınırı belirliyor. Dolayısıyla K'nın yeri değişmediği için dış sınırı değişmedi. Ama tam gölge büyüdüğü için yarı gölge otomatikman küçülmüş oldu. O yüzden büyür küçülür şıkkını işaretlemek lazım. Bu da Ceyhan'da var arkadaşlar. Şekildeki kale kutularını birer optik alet yerleştirmiştir K kutusundaki aynaya gelen ışık ışını şekildeki yol izleyerek düzenekten çıkıyor. Şekildeki x ekseni optik aletler için asıl ekseni gösterdiğine göre kale kutularındaki optik aletin türü için ne sunabilir demiş. Arkadaşlar dikkat edersek birinci de ayna var, ikincide yakınsak, ıraksak mercek, bir de en sonunda tümsek ayna konulmuş. Bir defa ikinciye dikkat ederseniz kırılma var. Kırılma için onun ayna olma ihtimali yok. O yüzden onu bir baştan eleyelim isterseniz onu bir atalım. gitti. Şimdi birinciye baktığımızda paralel bir ışın gelmiş. Ne yapmış? Odaktan geçecek şekilde yansımış. Bu çukur aynı olmuş oluyor. Çünkü tümsek ayna ışığı dağıtır. Dış tarafı doğru şöyle göndermesi gerekirdi. O yüzden demek ki birincisi çukur aynaymış. Tümsek ayna olanları eleyelim isterseniz. Ceyhan ve Denizli gitti. Şimdi gelelim L'nin türüne bakalım. O yakınsak mercek mi, raksak mercek mi diye bakacağız. Bakın şimdi burası iki birimden geliyor. 1, 2, 3, 4 birimden gitmiş. Yani 2'ye 4, 1'e iki oranı var. 1'e 2 oranı varsa bu L kutusu için eğer 1,5 F'ten geliyorsa 3 F'ten geçiyormuş gibi olmuş. Eğer bu kalın kenarlı mercek olsaydı gelen ışın dışarı doğru giderdi. Bakın şöyle kırardı. Oradan da anlayabiliriz. Aslında kalın kenar mercek olmadığı raksak oradan da söyleyebiliriz. Ama buradan özelliği de bir bahaneyle hatırla, hatırlatmış olalım bu anlamda. 1.5 eften gelen 3 eften geçecek şekilde ince kenarlı mercek gibi davranmış burası. O yüzden de bu ince kenarlı mercek yani yakınsak mercek olacakmış. Yani cevabımız Adana'ymış. Ha ikinci de 1.5 fye 3 fye hiç girmeden de aslında ışığı asal eksene yaklaştırdığı için ince kenarlı mercek deyip de geçebilirdik. Bilginiz olsun. Cevap Adana yani.